Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Şimdi sizlerle 6. sınıf asal sayılar ve asal çarpanlar konusunu birlikte öğrenmeye çalışacağız. Ve bazı örneklerle de konumuzu pekiştirmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar asal sayıların ne olduğunu belirlemeye çalışacağız. Asal sayı nedir? Birden ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayı denir. Çarpan ifadesi bölenle aynı anlama geldiği için birden ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denir desek de aynı anlama gelmiş oluyor. Asal sayıların iki tane çarpanı vardır. Bu nedenle bir asal sayı değildir. Neden? Çünkü birin çarpanları 1 çarpı 1'dir. Yani ikisi de kendisi olduğu için birden ve kendisinden başka tanımına uygun değildir. Yani iki tane çarpanı yoktur. Gördüğünüz gibi iki çarpanı da kendisi olduğu için bir sayısı asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir. Neden? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2'nin çarpanları kendisi ve 1'dir. Bu nedenle 2 asal sayıdır ve asal sayılar içerisinde en küçüğü 2'dir diyoruz. 2 dışında başka çift hiçbir asal sayı yoktur. Burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? Örnek verelim 4 sayısını. 4 sayısının çarpanlarını yazdığımızda 4'e bölünebiliyor, 2'ye bölünebiliyor ve 1'e bölünebiliyor. Tanımımız neydi? Kendisinden ve birden başka böleni olmayacak. Fakat 2 de var burada. Bu nedenle 4 sayısı asal değildir arkadaşlar. Peki asal sayıları bulmak için ne diyoruz? Eratosthenes kalburu yöntemini kullanabiliriz. Nedir bu yöntem? Şimdi hep birlikte bunu inceleyelim. Burada 1'den 100'e kadar olan bir tablomuz var arkadaşlar. Öncelikle asal sayıları belirleyelim. Asal sayıları belirledikten sonra onun katlarının asal sayı olmadığını biliyoruz. Mesela 2 asal sayıdır fakat 2'nin katları asal sayı değildir. Hatta demiştik ki sadece çift sayılardan 2 asal sayıdır. Geri kalanlar asal sayı değildir. Peki 2'ye asal sayı dediğimiz zaman hemen onu yuvarlak içerisine alalım. 2'nin katları olan bütün çift sayılar asal olmamış oluyor. Bu nedenle çift sayıları burada gördüğünüz gibi boyayarak bunların asal olmadıklarını belirleyebiliriz. Yine 4 ve katlarını yazıyoruz. 4'ün altındaki çift sayıları yazıyoruz. 6'nın alt tarafındaki çift sayıları boyayarak bunların asal olmadığına karar vermiş olduk. Aynı şekilde buradan da çift sayıları boyayarak devam ettik. Yani 100'e kadar olan sayıların neredeyse yarısını yok ettik diyebiliriz. Peki aynı şekilde devam edelim. 3 asal bir sayıdır. Çünkü 1'den ve kendisinden başka böleni yoktur. Onu yuvarlak içerisine aldıktan sonra 3'ün katlarının da asal olmadığını biliyoruz. Peki 3'ün katlarını yazdığımızda 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 diye sıraladığımızda gördüğünüz gibi 3'ün katlarının da asal olmadığını belirlemiş olduk. Aynı işlemi 5 üzerinden devam ettiriyoruz. 5 asal bir sayıdır çünkü 1'den ve kendisinden başka böleni yoktur. Fakat 5'in katları da doğal olarak ne olmamış oluyor? Asal olmamış oluyor. 5'in katlarına baktığımızda zaten gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi boyanmış. Sadece boyanmamış olan 25, 35, 55, 65, 85 ve 95 sayıları var. Geri kalan 5'in katı olan bütün sayılar boyanmış durumda. Bu şekilde devam ettiğimizde arkadaşlar zaten asal olmayan sayıları belirlemiş oluyoruz. Burada kalan diğer sayıların asal olduğunu düşündüğümüzde zaten geriye kalan sayılarımızı yazarak asal sayıları belirlemiş oluyoruz. Bakıyoruz herhangi bir şey var mı? Yok. Peki bu sayıları yazdığımızda bakın 1, 1 zaten asal sayı değildi, bunu en başta söylemiştik. Onu da işaretlemiş olalım. Yani maviye boyamış olalım. Çünkü asal olmayanlarını biliyorsunuz maviye boyuyorduk. Kalanları belirlediğimizde 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 şeklinde devam edip belirlediğimizde alt taraftaki asal sayılar listesine ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde de 1'den 100'e kadar olan asal sayıları belirlemiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir örnek çözdükten sonra yeni adımımızla devam edeceğiz. Yanda bir dikdörtgen verilmiş ve bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun ne kadar olduğu belirtilmiş, 20 cm. Buna göre A ve B sayılarının hangi asal sayılar olabileceğini bulalım. Bir defa bir dikdörtgenin çevresi 20 ise kısa kenarla uzun kenarın toplamı çevrenin yarısı olacağı için 20 bölü 2'den
20 bölü 2'den 10'dur diyebiliriz. Peki demek ki A artı B sayımız ne olacak? 10 olacak. A artı B dediğimiz sayı kısa kenarla uzun kenarın toplamı olacak. Peki toplamı 10 olan fakat ikisinin de asal olması şartıyla hangi sayıları verebiliriz? Bir ona bakalım. Mesela 1'e 9 verebilir miyiz? Verebiliriz. Fakat 1 ile 9 asal sayı değildir. Bizim için uygun değil. 2'ye 8 verebiliriz. Fakat bunlar da asal sayı. 8 asal sayı olmadığı için bu da bizim için uygun değildir. Peki 3 ile 7'yi verebilir miyiz? 3 ile 7 hem ikisi de asaldır hem de toplamı 10 olduğu için bizim istediğimiz sayılardan bir tanesi olmuş oluyor. Peki 4'e 6 dediğimizde hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar asal değildir. Evet toplamı 10'dur ama bize lazım olan sayılar ikisinin de asal olması gerekiyor. Ve bu şarta uyacak olan sayılarımız 3 ve 7'dir. Yani kısa kenarımız 3, uzun kenarımız 7 olabilir. Peki devam edelim şimdi sıradaki adımımızla. Arkadaşlar şimdi de bir doğal sayının asal çarpanlarını birlikte bulmaya çalışacağız. Bunun için ne yapacağız? Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için en küçük asal sayıdan başlayarak sıra ile sonuç 1 çıkıncaya kadar bölme işlemi yapılır. Ne demek istiyoruz? Bunu birazdan örneklerle açıklayacağız. Bir doğal sayı asal çarpan algoritması veya çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılabilir. Yani iki tane yöntem kullanacağız. Bunlardan bir tanesi çarpan algoritması, diğeri çarpan ağacı. Nedir bunlar? Birlikte bakalım. Şimdi burada bir örnek üzerinden anlatmak istiyoruz. Burada gösterilen yöntem çarpan ağacı yöntemi. Çarpan ağacı diyelim. Burada gösterilen yöntem ise çarpan algoritması yöntemi. Şimdi biz bunları sırayla size anlatmak istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi 60 sayısını bölerek devam edeceğiz. Önce neyden başlayacağız demiştik tanımımızda? Kuralımızda en küçük asal sayıdan başlayacağız. En küçük asal sayı kaçtı? 2 idi. 60'ı 2'ye böldüğümüzde ne elde ettik? 30 elde ettik. Daha sonra devam ediyorum. Hala 2'ye bölünebiliyor sayımız. 30'u 2'ye böldüğümde ne elde ettim? 15 elde ettim. 15'i de 3'e böldüğümde ne elde ettim? 5 elde ettim. Neden 15'i 2'ye bölmüyorum? Çünkü 15 2'ye bölünebilen bir sayı değildir. 2'den sonraki bir büyük asal sayımla bölmeye devam ediyorum ve en son 5'i elde ettim. 5 zaten bir asal sayı olduğu için artık 5'i bir şeye bölmeye gerek duymuyoruz. Çünkü en son elde ettiğimiz sayılar asal sayılar olmuş oluyor. Peki buraya ulaştıktan sonra burada böldüğümüz sayıları da aynı şekilde devam ettirerek en altta ulaştığımız noktayla aynı hizada bir düzen oluşturmamız gerekiyor ki en altta elde ettiğimiz sayılar asal çarpanları olmuş olsun. En altta elde ettiğimiz sayılara bakalım. 2, 2, 3, 5. 2 çarpı 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 5, 60. Gördüğünüz gibi bu sayıları çarptığımızda 60 sayısını elde edebiliyoruz. Bu nedenle 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Ve bu çarpma işlemini bu şekilde yazdığımızda 60 sayısını elde edebiliyoruz. Peki algoritma yönteminde nasıl? Yine kural gereği en küçük asal sayıdan başlayarak bölmeye başlıyoruz. 60'ı 2'ye böldük 30. 30'u 2'ye böldük 15. 15'i 2'ye bölemediğimiz için 3 ile devam ediyoruz. 15'i 3'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. Burada 1'i görene kadar algoritma yönteminde devam ederiz. 1'i gördükten sonra işimiz bitmiştir demek. Peki buradaki ifadeleri yan yana çarptığımızda 60'ı elde edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Demek ki 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir diyebiliriz. Şimdi bir örnek yaparak konumuzu daha iyi pekiştirelim. Burada gördüğünüz gibi 455 sayısının asal çarpanlarını bulmaya çalışacağız. İki tane yöntemimiz var. Birincisi algoritma, ikincisi çarpan ağacı. Önce 2'ye bölmek istiyorum fakat 2'ye bölünmüyor. 3'e bölmek istiyorum fakat 3'e bölünmüyor. Bu nedenle sıradaki en küçük asal sayı olan 5 ile başlıyorum. 455'i 5'e böldüğümüzde 91. 91 artık 5'e bölünmüyor. Bu nedenle 7'ye bölüyorum 13. 13 zaten bir asal sayıdır. 13'ü de 13'e bölünce 1'i elde ediyorum. Bakın 1'i elde edene kadar devam ediyordum. Peki 455 sayısının asal çarpanları neymiş? 5, 7 ve 13'müş. Aynısını çarpan ağacı yöntemiyle de yapıyoruz. 455'i 5'e böldük. 91 bulduk. 91'i 7'ye böldük. 13'ü bulduk ve alt taraftakilerin hepsi asal olunca çarpan ağacı yönteminde artık iş bitmiştir demek. Bu nedenle devam ettirmiyoruz ve burada nokta diyoruz. Bu arada en alt noktaya geldiğimizde diğer yaptığımız bölme işlemlerindeki sayıları da alta kadar devam ettiriyoruz. Hani 455'i 5'e bölmüştük ya, bu 5'i bir basamak daha aşağıya kaydırıyoruz.
Zaten 7 alt tarafta kalmıştı ve bu şekilde hepsi aynı hizada oldu. Böylece işlemimiz tamamlandı. 5, 7 ve 13, 455'in asal çarpanlarıdır diyoruz. Şimdi bazı etkinlikler yaparak öğrendiğimiz konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Buradaki etkinliğimiz bir doğru yanlış etkinliği. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Arkadaşlar 1'in asal sayı olmadığını söylemiştik. En küçük asal sayımız kaçtı? 2 idi. Bu nedenle bu ifade yanlış olmuş oluyor. Her asal sayının 2 tane çarpanı vardır. Doğru arkadaşlar. Örnek verelim. 23 sayısı. 23 sayısı asal bir sayıdır ve bunun çarpanları 23 ve 1'dir. Gördüğünüz gibi 2 tane çarpanı var. O zaman bu ifademiz doğru olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Tüm asal sayılar tektir diyor. Hayır arkadaşlar, biliyorsunuz 2 bir asal sayıdır ve çift olan tek asal sayı 2'dir. 2'den dolayı bu ifadeye doğru diyemiyoruz. Yanlış diyoruz. 2'den başka çift asal sayı yoktur ifadesi az önce de gördüğümüz gibi doğru olmuş oluyor. Bu nedenle doğruyu işaretliyoruz. En küçük 2 basamaklı asal sayı 13'tür diyor. Hayır arkadaşlar, 11 de bir asal sayıdır ve 2 basamaklı en küçük asal sayı 11 olduğu için bu ifademiz yanlış olmuş oluyor. Bir diğer örneğimizle devam edelim. Güzel bir örnek. Şimdi gördüğünüz gibi bize verilen dikdörtgenlerin alanlarının ne olduğu dikdörtgenin içerisine yazılmış. Alan nasıl bulunurdu arkadaşlar? Bir dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını çarptığınızda alanı elde edersiniz. Fakat bize diyor ki kenar uzunlukları asal sayı. Ona göre kenarlarına değer ver ve bu şekilde çevreyi hesapla. Şimdi biz öyle iki sayı belirleyeceğiz ki çarptığımızda 26 olacak. Fakat bu iki sayı asal olacak. Mesela buraya 2 desek, buraya 13 desek. 2 çarpı 13 26'dır. Peki 2 asal bir sayı mıdır? Evet. 13 asal bir sayı mıdır? Evet. O zaman bu verdiğimiz değer gayet uygun değerler olmuş oluyor. Kısa kenarla uzun kenarı topladım. 13, 2 daha 15. Bunlardan 2 tane olduğu için 15'i 2 ile çarptık. Çevremiz ne olmuş oldu? 30 olmuş oldu. Buraya geldiğimizde alanı 15 olacak 2 tane asal sayıyla çarpacağız. Bakın buraya 3 verirsek, buraya 5 verirsek 15 oluyor. Peki 3 ile 5 asal sayı mıdır? Evet, asal sayıdır. Bu nedenle 3 ve 5 bizim için uygun sayılar. 3 ile 5'i topladık, 8. 2 ile çarptık, 16. Çevremiz ne olmuş oldu? 16 santimetre olmuş oldu. Buraya geldiğimizde öyle iki sayı belirleyeceğiz ki çarpımları 91 olacak ve kendileri asal olacak. Mesela 13 çarpı 7'yi düşünelim. 7 ile 13'ü çarptığımızda 91 oluyor ve ikisi de asal mıdır? Evet. O zaman 13 ile 7'yi topladım, 20. 22 ile çarptım. Çevresi ne olmuş oldu? 40 santimetre. Arkadaşlar, eğer asal çarpanların ne olduğunu bulamazsanız burada bir algoritma yöntemi kullanabilirsiniz. Mesela 15 sayısını algoritma yaparak asal çarpanlarına ulaşmaya çalışalım. 15'i 2'ye bölemiyorum, 3'e böldüm, 5. 5'i 3'e bölemiyorum, artık 5'e bölmem gerekiyor. 5'i 5'e bölünce 1. Gerçekten de 15'in asal çarpanları neymiş? 3 ve 5'miş. O zaman 3 ile 5'i bu şekilde rahatlıkla verebiliriz. Etkinliklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi algoritma yöntemiyle sayılarımızı asal çarpanlarına ayıracağız. Ne demiştik? Önce en küçük asal çarpanla başlıyoruz bölmeye. 80'i 2'ye böldüğümüzde 40 hala 2'ye bölünmeye devam ediyor. 40'ı 2'ye böldük, 20. 2'ye böldük 10, 2'ye böldük 5. Artık sayımız 2'ye ve 3'e bölünebiliyor, bölünemiyor. Bu nedenle ne yapıyoruz? 5'e bölüyoruz ve 1 sayısına ulaşmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi 80 sayısının asal çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazılabiliyor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 5 80 olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi 96 sayımızı asal çarpanlarına ayırıyoruz. 96'yı 2'ye böldüğümüzde 48, 48'i 2'ye böldük 24, 24'ü 2'ye böldük 12, 12'yi 2'ye böldük 6, 6'yı 2'ye böldük 3, 3'ü de 3'e böldük 1. Gördüğünüz gibi 1 sayısına ulaşmış olduk. 96 sayısının asal çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 görüyoruz. 2, 4, 5 tane ve çarpı 3 diyoruz. Bu ifadeyi üslü ifade olarak da yazabiliriz. 5 tane 2'yi yan yana çarptığımız için bunu 2 üzeri 5 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde buradaki ifademizi de 2 üzeri 4 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz.
Şimdi 180 sayımızın algoritmasını gerçekleştirelim. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. Artık 2'yi bölünmüyor. Şimdi 3'e böldük 15. Tekrar 3'e böldük 5. Artık 3'e bölünmüyor. 5'e böldük 1. 1'e ulaştık. O zaman 180 sayısının asal çarpanlarını şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 2, 3 ve 5 sayıları 180 sayısının asal çarpanlarıdır diyebiliyoruz. Bir diğer örneğimiz, burada ise asal çarpanlar verilmiş, sayımızı oluşturmaya çalışacağız. En son sayımızı 5'e böldüğümüzde 1 olduğuna göre E sayımıza 5 diyebiliriz. Çünkü 5'i 5'e böldüğümüzde 1 olur. Rengimizi de değiştirelim. Peki 3'e böldüğümüzde 5 olabilmesi için D sayısının ne olması lazım? 15. Çünkü 15'i 3'e bölersek 5 olur. Yine 3'e böldüğümüzde 15 olabilmesi için bizim sayımızın 45 olması gerekiyor. 45'i 3'e bölersek 15 olur. 2'ye böldüğümüzde 45 olabilmesi için B sayımızın 90 olması lazım. 2'ye böldüğümüzde 90 olabilmesi için A sayımızın 180 olması lazım. Tüm sayılarımızı belirledik. A sayımıza ne dedik? 180. B sayımıza ne dedik? 90. C sayımıza ne dedik? 45. Peki D ve E sayılarımızı da yazalım. 15 artı 5. Gerekli işlemleri yaptığımızda 270. 270'ten 45 çıkardığımızda arkadaşlar 270'ten 45 çıkardığımızda 225 sayısını elde ediyoruz. 225'i de ne yapıyoruz arkadaşlar? 20'ye bölüyoruz. Peki burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığımız zaman ne elde ediyoruz? Bir de ona bakalım. Her iki tarafı da neye bölelim? 5'e bölelim. Burası ne oldu? 45 oldu. Burayı da 5'e böldüğümüzde 4 oldu. 45 bölü 4 olarak sayımıza ulaştık diyebiliriz. İki basamaklı birbirinden farklı iki asal sayının toplamı en az kaçtır? İki basamaklı olmasını istiyoruz ve birbirinden farklı olmasını istiyoruz. İki basamaklı en küçük asal sayımız 11'dir arkadaşlar. Ondan sonraki diğer asal sayımız ise 13'tür. Bu iki sayımızı toplarsak 24 olarak toplama ulaşmış olabiliriz. Doğru seçenek Denizli olmuş oluyor. İki asal sayının farkı en az kaçtır denildiğinde sayılarımızdan birini mümkün olduğu kadar en küçüğünden seçmeliyiz. En küçük asal sayımız kaçtır? 2'dir. 2'den sonraki diğer asal sayımız kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Bu ikisinin farkı gördüğünüz gibi 1 oluyor. İki asal sayının en az farkı 1'dir diyebiliriz. Başka sayı düşünmüş olsaydık, mesela biri 3, diğeri 5 olsaydı, 5'ten 3 çıkardığımızda 2 olurdu. Biri 7, diğeri 5 olsaydı, çıkardığımızda yine 2 olurdu. Daha sonra birisi 11, diğeri 7 olsaydı, çıkardığımızda ne olurdu? 4 olurdu. Gördüğünüz gibi farkı 1'den daha az olan başka iki asal sayı yoktur. Ve bu şekilde ne olmuş oldu? Cevabımız 1 olmuş oldu. Bir diğer örneğimiz iki asal sayının çarpımı çift sayıdır. Aşağıdaki asal sayılardan hangisi kesinlikle bu iki asal sayıdan biridir? Arkadaşlar çift sayılar içerisinde sadece iki asaldır. Geri kalan hiçbir çift sayı asal değildir. Bu nedenle sayılardan birisinin mutlaka iki olması lazım ki bu iki sayıyı çarptığımızda sonuç çift bir sayı olsun. Bu nedenle bu iki asal sayıdan bir tanesi mutlaka 2 olmak zorundadır. Örnek verelim. 2 çarpı diğer başka bir asal sayı düşünelim. 2 çarpı 7 14. Başka bir şey düşünelim. 2 çarpı 5 eşittir 10. Gördüğünüz gibi 2 ile çarpılan bütün asal sayıların sonucu ne olmuş oluyor? Çift sayı olmuş oluyor. Peki son örneğimizle devam edelim. Burada gördüğünüz gibi bir çarpan ağacı söz konusu. Çarpma işlemlerinin sonucu buraya yazılmış. Sondan başlayarak başa ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi en son sayımızı 3'e böldüğünüzde 5 olduğuna göre bu sayımızın ne olması lazım? 15 olması lazım. Çünkü 15'i 3'e böldüğünüzde 5 olmuş olur. Peki 2'ye böldüğünüzde 15 olduğuna göre B sayımızın ne olması lazım? 30 olması lazım. 2'ye böldüğünüzde 30 olduğuna göre A sayımızın ne olması lazım? 60 olması lazım. Tüm sayılarımıza ulaştık arkadaşlar. A sayımız kaç? 60. B sayımız 30. C sayımız 15. 60 ile 30'u topladığımızda 90. 90'ı da 15'e böldüğümüzde
cevabın 6 olduğuna rahatlıkla ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Konumuzun devamı ile ilgili bir video daha paylaşacağız. Ama arkadaşlar öncelikle asal sayı kavramını iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyordu. Bu nedenle bol bol örnek çözmeye çalıştık. Umarız sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.